İçimizde konuya en vakıf isim Ersin Kalaycıoğlu. Çünkü ayağınızın tozuyla aslında Amerika'dan geldiniz. Gerçi Amerika'ya seçim izlemek için gitmediniz ama yine de bizzat Amerika'nın içinden, bizden daha yakın olarak o seçim sürecini izleme şansınız oldu. Dolayısıyla sizle başlayalım. Harris-Trump seçimi kim kazanır gibi görünüyor? Yani Trump öndeydi, Harris biraz gazlandı sanki. Yarışta başa baş bir durum varmış gibi sergileniyor. Bu kısmını kısaca konuşalım ama ben daha çok tabii eskiden şöyle denirdi. Yani Cumhuriyetçi aday da seçilse, Demokrat aday da seçilse Amerika'nın küresel stratejisinde, küresel politikalarında çok büyük değişiklik olmaz denirdi. Fakat son yıllarda gittikçe sanki o adaydan bu adaya ton farkı yerine renk farkı mı olmaya başladı politikalarda? Bu bakımdan Harris-Trump seçiminin Amerikan küresel stratejilerine ne etkisi olur? Asıl bunu konuşmak istiyorum. Buyurunuz. Şimdi ilginç bir süreç yaşıyor Amerika Birleşik Devletleri. Daha önce pek görülmüş bir süreç değil. Biraz 1968'de o zamanki Başkan Johnson'ın son anda seçimden çekilmesi yerine bir hayli krizli bir şekilde Chicago'daki Demokrat Parti Convention diyorlar onlar, işte kurultayında yapılan tartışmalar bir miktar şiddet olaylarıyla da filan da etkilenmişti Vietnam Savaşı dönemi. Öyle bir sürecin yaşanmasıyla daha önce sürece girmemiş olan Humphrey'in aday olarak çıkması ve Nixon'a yenilmesiyle sonuçlanmıştı. Ona benzer bir durum mu var acaba filan diyorlar. Pek öyle değil. Evet. Görüntü temel itibariyle Harris yanına bir başarılı sayılan Minnesota valisi mi diyeceğiz Türkçe'ye çevirirken? Evet, Minnesota valisi. Eyaletinin yöneticisini. Eyalet valisi. Eyalet valisini alarak yeni bir görüntü ortaya çıkarttı. Ve Biden tarafından çizilmiş olan görüntünün çok ötesinde bir manzara değil ama sonuç itibariyle büyük ve ciddi farklar var bazı konularda. Onların ön plana gelmesi, aynı zamanda Demokrat Parti üyelerinin ve ona sempatisi olanların büyük ölçüde motive edildiği, yüreklendirildiği görülüyor. Dolayısıyla aradaki fark kapanmış vaziyette. 50-50 gibi gözüküyor. Hangisinin kazanacağı belli değil. Fakat şimdi şuna dikkat etmek dün lazım. Dün Kennedy bağımsız aday çekildi adaylıktan ve Trump'a desteğini açıkladı. Bu mesela Trump'ın şansını tabii ne oranda arttırıyor? Tabii arttırıyor Trump'ın şansını. Çünkü Kennedy'nin benim gördüğüm son kamuoyu yoklamalarına göre %7 civarında bir desteği vardı. Ha, bunun %7'si de Trump'a gider mi? O belli değil. Çünkü Demokrat kökenden birileri destekliyor. Dolayısıyla Demokrat Parti'ye bir kısmı dönebilir, bir kısmı sandığa da gitmeyebilir. Ama ara çok ufak olduğu için, yani işte %47-48, %49-48 falan gibi 1-2 puan var. Dolayısıyla 1-2 puanla şunun kazanacağı, bunun kaybedeceğini tahmin edebilmek mümkün değil. Çünkü arada bir örneklem standart hatası var. O %2-3 gibi bir şey. Onun için 48'e 3 eklerseniz 51 oluyor, 49'a hiçbir şey eklemezseniz kaybediyormuş gibi gözüküyor. Ama bu tahminler genel oyun sonuçlarıyla ilgili tahminler. Amerika'da başkanlık seçimi genel oyla saptanmıyor. Eyaletlerde seçilen ikincil seçmen denilen, eski tabiriyle müntehibi sani deniyordu, evet, Osmanlı'da ve Türkiye'de. Bu ikinci seçmenler bir seçim heyeti oluşturuyorlar. O seçim heyetinde hangi adayın daha fazla oyu varsa, daha doğrusu yarıdan fazlasını alırsa o seçiliyor. Dolayısıyla oradaki hesap her bir eyalette ayrı ayrı yarışın gerçekleştirildiği ve bunun sonucunda her bir eyaletten kaç tane ikinci seçmenin hangi adayı destekleyecek şekilde seçildiğiyle ilgili. Evet. Dolayısıyla yani sayı olarak seçmen, toplam seçmen sayısı fazla olsa bile bu yöntemle az olanın bile aslında ki oldu seçebileceği durumlar 2016'da oldu.
Hatta şu da oldu galiba. Hillary Clinton seçimlerin çoğunu aldı. Seçimde yön değiştiren ikinci seçmen de oldu. Yani o kararını olabilir. Değiştiren onda, de oldu. Onda evet. Anayasal bir sorun yok. Evet. Ama sonuçta 2016 seçimlerinde 3 milyon kadar daha fazla oy alan Hillary Clinton, oy aldığı yerlerde zaten yeterince demokrat ikinci seçmen seçilmişti. Onun için o oylar çöpe gitmiş oldu. Trump ikinci seçmenler dolayısıyla seçimi kazanmış oldu. Onun için seçmenin oyunun çoğunu almak sonucu belirlemiyor. Evet. Burada yapılan tahminler seçmenin oyunun çoğuyla ilgili. Bir de ayrıca eyaletlerde tahminler var. O eyalet tahminleri de kıl payı gidiyor. Kritik eyaletler var. Kritik eyaletler var. 6 tane eyalet kritik gözüküyor. Bu eyaletlerde ara yakın. Evet. Yakın olduğu için şu kazanır, bu kazanır diyebilmek bir hayli evet. zor. Bunları zaten ama, önümüzdeki haftalarda da konuşacağız. Tabii, esas şu tabii. küresel stratejiler etkisine gelelim. Şu anda bir tahminde bulunmak zor gibi gözüküyor. En azından bu kamuoyu yoklamasına dayanarak tahminde evet. bulunmayı önermiyor uzmanlar. Dolayısıyla son derece ortada. Fakat şöyle bir durum söz konusu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Demin bahsettiğiniz gibi gerek Cumhuriyetçi Parti gerekse Demokrat Parti adayları eskiden ideolojik olarak birbirlerine yakın konumdaydılar. Ve dolayısıyla hangisi kazansa kazansın 3 aşağı 5 yukarı aynı sonuç ortaya çıkacak gibi düşünülüyordu. Bu seçimde öyle değil. Daha doğrusu 2016'dan beri gitmekte olan seçimlerde böyle değil. Çünkü Trump'ın bulunduğu pozisyon Amerikan siyasal ideolojik yelpazesine göre bir hayli sağ. Beyaz ırk üstünlüğü teması var. Kadınların özgür bir şekilde kendi vücutları üzerinde tasarrufta bulunmalarını engelleyen kürtajla ilgili pozisyonlarında kadına karşı bir pozisyondaymış gibi gözüküyor. Aynı zamanda Amerika'ya Latin Amerika'dan gelmekte olan Meksika sınırından giren göçmenler ve sığınmacılarla ilgili politikalarında bir hayli göçmen karşıtı yerli ve milli bir duruş gösteriyor Trump. O bakımlardan Amerika'da olabildiğince sağ bir pozisyon olarak gözüküyor. Buna karşılık Harris ve Waltz'ın pozisyonu ise daha sol gözüküyor. Amerikan seçmenine göre daha sol gözüküyor. Burada kadın hakları, özellikle kadınların kürtaj hakkında tahmin edilebileceği gibi Kamala Harris bir hayli farklı bir pozisyonda, tam ters pozisyonda. Bunu savunuyor. Aynı zamanda göçmen konusunda Trump'ın iddialarının abartılı olduğunu, böyle bir ciddi sorun bulunmadığını ve yapılan iddiaların bir hayli dezenformasyon içerdiğini iddia ediyor. Ama bu konuda seçmenin önemli bir kısmı Trump'a inanma eğiliminde daha fazla bulunuyormuş gibi bir görüntü var. Onun ötesinde iktisadi politikalar konusunda ciddi ölçülerde ayrışıyorlarmış gibi duruyor. Trump özellikle üst gelir gruplarından vergi almamak yanlısı, ülkeyi gümrük duvarları arkasında izolasyon diye tabir edilen bir iktisadi politika, iç piyasayı ön plana çıkaran bir politika, özellikle dış dünyayla olan ticari ilişkileri böyle birebir pazarlıklarla, ülkelerle yönetme eğiliminde kendilerine yeterince destek veren ülkeler olursa onlara karşı daha bir sempatik yaklaşım içinde olacağını, aksi takdirde bu ülkeler ne olursa olsun onları desteklemeyeceğini vurguluyor. Buna NATO ülkeleri de dahil. Evet. Dolayısıyla NATO ile ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamalarda NATO ülkelerinin yeterli savunma harcaması yapmadıkları takdirde Amerika ile ilişkilerinin zora gireceği mesajını veriyor. Bu konularda Cumhuriyetçiler Trump başkanlığında demokratlardan bir hayli ayrılmış durumdalar. Demokratlar böyle bir görüşe sahip değil. Aynı zamanda daha liberal bir yaklaşım içerisinde Trump. Herhangi bir düzenleme yanlısı değil. Piyasa düzenlemelerinin ortadan kaldırılmasını, klasik liberalizm uygulanmasını
vesaire öneriyor iç piyasa için. Oysa Harris'in bu konularda gayet düzenlemeci bir takım adımlar attığını biliyoruz. Aynı zamanda 2022'de çıkartmış oldukları bir enflasyonla ilgili yasa var. Yani bunun sınırlandırılmasıyla ilgili. Onu ihlal aynı zamanda suç olarak tanımlanıyor. Bunu yapanlar takibe uğruyor. Bunun ekonomik özgürlüklere karşı olduğunu savunan bir Trump söz konusu. Evet. Ve dolayısıyla burada da çok önemli farklılıklar söz konusu. Aynı zamanda Harris ilk seçilme imkanı olan kadın aday. Amerikan tarihinde seçilmiş başka kadın aday yok. Aynı zamanda Asya kökenli bir baba, bir anne pardon, Jamaika kökenli bir babanın kızı. Dolayısıyla Asya ve aynı zamanda siyahi bir aday olarak ortaya çıkıyor. Bunlar da Kamala Harris'i ciddi ölçüde Trump'a karşı bir farklı aday olarak ortaya çıkartıyor. O açıdan bu kez Amerikan seçimlerinde daha da ileri giden bir aşamada kime oy vereceğinizin sonuçları çok belirgin olacakmış gibi duruyor. Tabii bunun ötesinde seçim söylemleri Trump ve J.D. Vance'in yani onun yardımcısı olarak seçilmiş olan kişinin söylemleri bir hayli popülist bir görüntü arz ediyor. Bunların bir kısmının gerçek dışı olduğu veya alternatif bir gerçek gösterdiği, doğru olmadığı iddiaları var. Trump'ın zaten başkan olduğu dönemde yapılan çeşitli araştırmalar kendisinin günde ortalama 9 tane gerçek dışı haber ortaya koymakta olduğunu ifade ediyor. Bu konuda da Harris'le arasında önemli bir fark varmış gibi gözüküyor. Öbürü daha çok gerçeğe, bilime vesaireye dayalı olarak bir yönetim tarzı içerisinde. Trump'ın unutmamamız gerekir ki pandemi başladığında kendisinin yakınlarındaki sağlık hizmetleri sunan kurumların başındaki kimselerin tavsiyelerini dinlemeyip insanlara işte klor için falan gibi bir takım önerilerde bulunması da anımsanıyor. Dolayısıyla bu açıdan da çok ciddi bir demokratlarla cumhuriyetçi arasında fark varmış gibi. Klor için deyince aklıma başka bir lider daha geldi. Her neyse. Yani evet. Onun için bu seçim ilginç bir seçim olacak. Evet. Yoğun. Peki hocam, siz kişisel olarak mesela Amerika'nın başında Harris'i mi görmek istersiniz, Trump'ı mı? Yanıtlamaya vallahi da bilirsiniz. Benim şahsi tercihim açısından Trump'ı tehlikeli olarak görüyorum. Çünkü kendisinin özellikle nükleer silah kullanılması, savaş vesaire konusunda ürkütücü fikirleri var. Evet. Bunların hayata geçirilmesi durumunda vahim bir dünya siyasetiyle karşılaşma rizikomuz var. Evet. Ne kadar başarılı olabilir onu bilmiyorum. Çünkü Amerika'daki savunma politikası hem Pentagon hem silah sanayi tarafından belirleniyor. Başkan tek başına belirlemiyor. Onların bir şekilde kendisini durdurması falan söz konusu olabilir mi bilmiyorum. Ama buradaki aynı zamanda otoriter liderlerle dünyadaki ki bunlarla Amerika bir şekilde iktisadi olarak da yarışıyor. İlişkileri son derece yakın ve onların albenisi var kendi gözünde. Evet. O açıdan da biraz hocam toparlayalım. Korundu. Süremizi bayağı açmışız. Onun için yani Trump'ın getirilmesi sanki dünya barışını daha fazla tehdit edermiş gibi gözüküyor. Ama Amerikan seçmeni dünya barışı açısından değil, ekonomik durum açısından bakacaklardır. Ekonomik durumun yeterince iyileşmediğini düşünen geniş bir seçmen kitlesi var. Evet. Trump'ın gelmesi suretiyle bu lesefer liberalizmine dönüş, zenginlerin vergi ödemeyeceği bir ortama geçiş vesaire gibi adımlardan yarar göreceklerini ve kendi ekonomik durumlarını düzeleceğini beklentisi var. Değişim istiyorlarmış gibi bir görüntü var. Peki. O bakımdan kararı belirleyecek olan bu tür bir eğilim olsa gerek, dış politika değil. Evet, teşekkür ediyorum. Sayın Solmaz Türk'le devam edelim. Sayın Solmaz Türk, siz Harris-Trump seçimini Amerika'nın küresel
politikaları açısından